Merhabalar. Sünnet tüm dünyada en sık yapılan cerrahi işlemlerden biridir. Ülkemizde de bütün erkek çocuklarda sünnet işlemi uygulanıyor. Sünnet için önerdiğimiz belli yaş grupları vardır. Genelde sünnet tıbbi bir gerekçe yoksa, tıbbi bir endikasyon yok ise, bunlar tıbbi endikasyonlar idrar sünnet derisinin çok dar olması ve buna bağlı olarak çocuğun çok zorlanarak idrar yapması, yapma esnasında sünnet derisinin bir balon gibi şişmesi, çok ince kalibrasyonda, ince çapta idrar yapması durumunda tıbbi olarak sünnet yapma ihtiyacı olur. Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları varsa bir çocukta veya sünnet derisinin yine sık tekrarlayan iltihabi durumları varsa, bu gibi durumlarda sünnet cerrahi bir gereksinim olarak ortaya çıkar. Onun haricinde geleneksel sünnet dediğimiz dini inanıştan dolayı yapılan sünnetlerde önerilen bazı yaş grupları vardır. Önerdiğimiz yaş grupları ya 2 yaşından önce veya 6 yaşından sonra. 2-6 yaş arasını biraz önce saydığım tıbbi nedenler yoksa çok önermiyoruz. Çünkü bu yaşta yapılacak sünnet gibi cerrahi işlemlerin sünnet sırasında çocuğun yaşayacağı travmalar ve iyileşme sürecinde yaşayacağı travmalar nedeniyle ilerideki hayatında bazı psikolojik sorunlar yaratabileceği çocuk psikiyatristleri tarafından ifade ediliyor. O yüzden çok gerekli olmadıkça 2-6 yaş arasını önermiyoruz. Onun haricinde 2 yaşının altında sünnet için her an yapılabilir. Hatta sünnet doğduktan sonra bile yapılabilecek bir cerrahi işlemdir. En ideali, 2 yaşının altındaki en ideali ilk bir ayda yapılan sünnetler. Bu ilk bir ayda yapılan yeni doğan sünnetlerinde herhangi bir genel anesteziye gerek yok. Sadece lokal anesteziyle çok rahat bir şekilde çocuk ne olup bittiğinin farkına varmadan, kısa bir işlem zaten, 10 dakikalık bir işlem en fazla, çok rahatlıkla çocuk için çok daha konforlu, daha sonrası aile için daha konforlu, yara iyileşmesinin daha hızlı ve sikatris dediğimiz iz kalmadan iyileşmesi bakımından yeni doğan dönemindeki sünnetleri özellikle tercih ederiz. Yine 2 yaşının altında eğer birkaç aylıksa, biraz önce söylediğim zaman dilimlerinde lokal anesteziyle, yani genel anesteziye gerek kalmadan, çocuklar uyutulmadan lokal anesteziyle sadece pipisinin çevresi uyuşturularak sünnet yapılabilir. Biraz daha büyüdüğü zaman, buna imkan olmadığı zamanlarda artık genel anesteziyle yapmak durumundayız. Veya çocuk 6 yaşından büyükse, yine durabilecek bir çocuksa, yani lokal anesteziyle uyum sağlayabilecek bir çocuksa, yine lokal anesteziyle de 6 yaşından sonra da sünnet yapılabilir. Herkese sağlıklı, mutlu günler dilerim.